tavsiye yapacağımız egzersizler tabii biraz da doğum şeklimize göre değişecektir. Normal doğumdan sonra fiziksel olarak daha rahat toparlanıp biraz daha erken belki normal hayatımıza dönüp egzersizlerimize başlayabiliriz. Ama sezaryen için biraz daha durum biraz daha farklıdır tabii. Her iki şekilde de mutlaka öncelikle pelvik bölge dediğimiz genital bölge kaslarımız öncelikle Kegel egzersizleri güçlendirmekte fayda var. Çünkü 9 ay boyunca bebeğin bütün yükünü taşıyan, özellikle normal doğum esnasında kınmayla biraz daha belki gevşeyen bu kas gruplarının direncini, dayanıklılığını biraz öncelikle arttırmamız gerekiyor. Dolayısıyla ilk bizim mutlaka yoğunlaşacağımız egzersiz Kegel egzersizi olmalı. O bölge kaslarını güçlendirdikten sonra, o bölge kaslarını kasılı tutarak yapabileceğimiz normal doğumlarda belki hani karın egzersizleri biraz daha erken evet gündeme gelebilir. Fakat bu karın egzersizlerini sezaryenli gibi sezaryenli annelerinizi biraz daha ötelemek, 6. ayın sonrasında bırakmakta fayda var. Ama bunun dışında hani o sırada yavaş yavaş bitimiyle beraber normal hafif fiziksel egzersizler, yürüyüşler, koşular başlayabilir. Bunlar da tabii mutlaka fiziksel şeyler, sınırlar yavaş yavaş zorlanmamalıdır. Yani birden çok ağır egzersize geçmek çok doğru değildir. Kegel egzersizleriyle perine kaslarını, genital bölge kaslarını güçlendirdikten sonra dediğim gibi artık vücut şekillendirici, pilates vesaire egzersizleri geçirebilir. Ve genel fiziksel kondisyon yavaş yavaş arttıkça dediğim gibi önce yürüyüşler daha sonra koşulara pekala geçilebilir. Fakat sezaryenli özellikle annelerimizin karın egzersizleri, karın zorlayıcı egzersizleri mutlaka 6. ayın sonunda bırakmalarında fayda var.